Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet, az önce de ifade etmiştim. Ali Ağa'ya gideceğiz ve Ali Ağa'da yaşanan olayları konuşacağız. Açıkçası kamuoyunda da sus kurşun olarak bilinen bir olayı hem mağduruyla hem de avukatıyla konuşacağız. Evet, iki tane konuğumuz var. İki konuğumuz da, konuğumuzun bir tanesi Ertekin Gültekin, olayın mağduru ve Sayın Çiğdem Armutlu da vekili. Burada hem onu olayın oluş biçimini konuşacağız hem de yargı sürecinin nasıl devam ettiğini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diyeceğim ama tabii zor bir süreç teşekkür hepiniz ederiz. İçin. Şimdi Ertekin Bey, sizden başlayalım. Şimdi süreç nasıl başladı? Niye bu olaylar oldu? Hani şimdi durup dururken işte insanlar herhalde şey değil, sizin de yaşadığınız mevzular vardır. Şimdi bir olayı tam böyle sizin pencerenizden bir bakalım. Nedir? Siz aynı zamanda bu arada Cumhuriyet Halk Partisi üyesisiniz herhalde. Evet. Hem siyasi bir şeyiniz de var. Üyesi. Ben de mevcut bir delegelerindenim. Evet. Olay şu şekil oldu. Yani alam zihni taşımış, daha fazla kimsenin tanınmadığı bir başkan. Evet. CHP'de bölünmelerin sonucunda işte 2014 seçimlerinde belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduktan sonra halkın seçtiğidir. Herkes saygı duymak zorundadır. Partisi önemli değil. Evet. Yalnız daha yani belediyeye girip belediyenin borcu, gideri, çalışması nedir? Yani kaç tane müdüreti vardır? Bunlara bakmadan gelir gelmez siyasi olarak 104 kişi işten çıkardı. Aylarda hiçbir zaman tomalar gelmemişti. Tomalara getirdi. Halkı birbirine sağcı solcu diye düşürdü. Evet. Ayla kozmopolitik bir ilçe. Her ilden, her ilçeden yaşayanlar var. Yani sizin bunlara mı itirazınız oldu? Bunlara itiraz ettik. Neden çıkardınız diye meydanlara gittik. Hı hı. Daha sonra... Siz bu şeylere, bunlara önderlik mi ettiniz? Yani onu anlamaya çalışıyorum. Önderlik da. Yapan siyasi önderler vardı. Ben de bir birey olarak kendimce, kendi kanaatimce fikirlerimi sundum. Evet. Daha sonra belediyenin borcunu dile getirip daha sonra daha fazla borçlanması, ondan sonra konserler adı altında uçuk rakamlara konserler. Yani şunu söyleyeyim, gelir gelmez makam arabasının kira parasıyla 5 senede aynı makam arabasının 2 tane sıfırın alınabileceği. Evet. Ya bunları siz bunları eleştirdiniz. Yani belediye başkanı da dile getirdim. Bir iki kere sosyal medyada konuşanların tehdit edildiğini, darp edildiğini duydum ama ben hala inanmadım. Çünkü hala da böyle bir şey yok. Evet. Daha sonra arkadaşlarımızla yapılan işlere şey yaptık, konuşmalarımız. Bir iki kere görüşmek istedi. Bir iki kere belediye başkanı... Başkanla evet. Mı talep geldi? Görüşme talebi. Görüşme talebi şu şekilde geldi. Hala da sahte, yani fake hesap olarak bilinen hesaplar türedi. Hakaretler, şunlar bunlar. Onların benim olabileceğimi düşündüler. Ben de bunun üzerine savcılığa gidip kendimi şikayet ettim. Bensem araştırıp bulunsun telefonlarım, evet. Her şeyim el koysun, ETS kayıtlarından çıkar. Savcı böyle bir şey yapamıyoruz dedi. Ben dedim belediye başkanı ve ekibi tarafından hala da hedef gösteriyorum. Çünkü insanlar ağır kelimeler yazılıyor. Evet. İspatsız, kanıtsız. Ondan sonra bunu hesabın benim olmadığını söyledim. Ve beni görüşmeye çağırdı. Pelin diye bir arkadaşımla Ala da bilinen Sultan Parti'nden bir yerde kahve içiyordum. Telefon geldi. Sonuçta Ala'nın belediye başkanıdır dedim. Yani. Odasına gittim doğal olarak. Konuştuk. Dedi senin olmadığını biliyorum. İyi dedim. Doğrudur. Dedi peki kim dedim. Bilmiyorum. Yalnız dedim ki yani eğer bu sahte hesaplarda yazılanlar yalansa ne önemi var? Doğruysa kimin ne söylediğin önemi var dedi. Ondan sonra biraz sert bir tavırla konuşmaya başladı. Başkan dedim ben sizin misafirinizim, siz bir belediye başkanısınız ve benden 13-14 yaş büyüksünüz. Yani ilk diyalogunuz oradan mı? Evet. Ondan sonra işte Ala da dedi, Bülent Pınarbaşı dedi muhalefet yap dedi bir gazeteci. Ona neler oldu gördün, sana neler olur hiç korkmuyor musun? Dedim siz beni odanızı alalen tehdit mi ediyorsunuz? Bu tehdit değil dedi, olacakları önceden uyarma dedi. Hı hı. Ondan sonra oradan çıktım. İlk savcılığa gidecektim. Daha sonra şimdi belediye başkanı gerek işten çıkardıkları olsun, gerek müteahhitler olsun, gerek iş adamları olsun herkese bir ton zorluk çıkarmıştı. Savcılığa gidip desem ki bana bir şey olursa Serkan Acar direkt kendimi bu sefer yüzlerce kişiye hedef etme korkusu sardı. Bunu da bir arkadaşım uyardı. Yurt dışındaki arkadaşıma WhatsApp'tan mesaj attım. Ukrayna Kiev'de yaşayan Fatih Polat diye. Abi bana bir şey olursa ve bu mesaj vurulmadan 3 ay önce WhatsApp'tan attım. Daha sonra bir iki yerden de işte bak dikkat et kardeşim takip ediyorlarmış senin gibi uyarılar gelince CHP genç meclis üyelerinin toplantısına katıldım. Orada Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Genel Başkanı'na söyledim. Başkanım evet. Böyle böyle bir şey var.
Yani her gördüğüm kişilere söyledim. Bunun doğruluğuna ilk önce imkan vermediler. Daha sonra... Bu arada siz sosyal medyada yine eleştirinize devam tabii, ediyorsunuz. Tabii sosyal medyada ve yerel bir gazetede isimsiz olarak yazıyordum. Haber olarak. Yani eğer zaten yazdıklarım suç teşkil ediyorsa benden şikayetçi olabilirdi başkan. Evet. Yazdıklarımın hakaret, suç bir kanıtı yoksa, iftira ise tenzih de ettirebilirdi. Benden davacı da olabilirdi. Bu arada siz kendi yerine... adınızla yazıyorsun değil mi? Eleştirilmesi kendi isminizle. Tabii. Kendi sosyal medya hesabımdan. İlk başlarda yani biraz ironi yaparak yazıyordum. Güldürme amaçlı. Evet. Yani güldürerek anlatma amaçlı. Sonra bu sahte hesaplar Ertekin diye başkan ve ekibi, troll ekibi üzerime yıkmaya çalışınca ben yazılarımın dilini sertleştirdim. Yani ben yazıyorum, kendi yerimden yazıyorum. Sertse buyur sert de yazıyorum. Benim bir sahte hesap ihtiyacım yok. Tamam. Geceye gelelim abi. Yani konuyu 3 aşağı 5 yukarı anladık. Yani siz muhalif olduğunuz için başkan ve etrafındakilerin size karşı bir cephesi oluştu. Evet. Anladığım kadarıyla. Evden erken çıktım. İşte Halk Bankası'nda bir yerlerde işim vardı. Sonra Alevi Kültür Derneği'nde bir cenaze vardı. Oraya katıldım. Ondan sonra arkadaşlarımla oturdum. En sonunda bir ofiste abim, kendi öz abim, arkadaşlarımız falan oturduk. Çıkış saatinde o gün çok buğu vardı. Ben de ön camın buğu şeyini açtım da arabadan sesi anlamadım. Yokuştan indim, bir baktım tıkır tıkır ses geliyor. Bir baktım arabanın lastiği patlak. Hemen yan tarafta bir lastikçi vardı. Önüne bırakayım, yarın yaptırırım. Teker patlamışım. Alal sürekli harfiyat şu bu olduğundan çiviler falan genelde oluyordu. Tam taksiye bineceğim zaman yurt dışında o zamanki kız arkadaşım WhatsApp'tan aradı. İşte onunla konuşmaya başladı. Konuşma uzun sürünce yürüyerek evime gittim. Kendi sokağım Barış Sokak sürekli ışıklar içindeydi. O gün bir tane ışık yanmıyordu. Ve ışıklar da bir arıza olsa trafo direkt kendi apartmanımın önünde. Yani o sokağın trafosu kendi apartmanımın önünde. TH çalışma yapardı. Ve o yolda gördüm ama o yolda vardiyacılar da geceleri beklediği için komşularımız hiç şey yapmadım. Evime doğru giderken bir anda ayak sesleri duydum. Ondan sonra biraz silah sesi. Daha sonra ben koçmaya başladım. Silahı... Siz orada vuruldunuz mu? Hayır. İlk mermide vurulmadım. Ondan sonra ben koşmaya başladım. Arkamdan koştu. Ateş etti. Ateş eder etmez siyatik sinirime geldiği için direkt yani bir bacağı kurşun yemiş gibi değil, direkt ölmüş gibi yere yıldım. Bir 40 saniye sonra kendime geldim. Bağırdım. İşte ailem indi. Daha sonra bir komşumuz geldi. Turnike yaptı. İşte bu arada vuranları görmediniz herhalde. Kesinlikle görmedim. Arkamdaydı zaten. Sonra kamera kayıtlarından görülmüş yani. Maskelilermiş yani. Arkaya baksam da göremezdim. Ondan sonra hastaneye kaldırıldım. Oradan Çiğli Araştırma Hastanesi'ne. Çiğli Araştırma Hastanesi bu ameliyatı biz yapamayız dedi. İzmir'de yapabilen bir özel hastaneyi söyledi sadece. Oraya gittim. Diğer gün 5-5,5 saat ameliyatta kaldım. Şimdi sevgili izleyiciler, şimdi tabii Sayın Ertekin Bey görmemiş ama şimdi bir ses kaydı sizin herhalde arabanızın camına bırakılan bir ses kaydı var. Arkadaşlar hazır mı? Evet hazırsa bir alalım, bir izleyelim bakın neler olmuş. Üzerine tekrar konuşacağız. 16 Ocak 2019'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Delegesi Ertekin Gültekin sokak arasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Olay sonrası Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yazdığı yazılar nedeniyle kendisini tehdit ettiği açıklamalarında bulunmuştu. Kayıtlarda Acar'ın silahla yaralanmayı para, belediyede iş ya da belediyeye ait işletmelerden birisi için yaptığı anlaşılıyor. Acar daha sonraki ifadesinde ses kaydında konuşanın kendisi olduğunu, fakat diyalog halinde olduğu Ali Ağa Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partili Serkan Acar'ın şoförü Mete Vural'ı tanımadığını ifade etti. Polisin takibi sonrası saldırıdan 2 gün sonra saldırganlar yakalanmıştı. Şüphelilerden Tolga Can Ata emniyette alınan ifadesinde Gültekin'i 2 haftadır takip ettiklerini ve silahlı saldırıyı para için yaptıklarını anlattı. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yeniden seçildiği 31 Mart seçimlerinden yaklaşık 2 ay sonra Ertekin Gültekin'in avukatı Çiğdem Armutlu'nun arabasının ön camına flaş bellek bulundu. Belleğin içinden Başkan Serkan Acar'ın şoförü Mete Vural ile Olcay Acar'ın arasındaki dava dosyasına giren ses kaydı ortaya çıktı. Dediniz ki o bizim başkanımızı rahatsız ediyor. Susturduk şu an bütün Ali Ağa onun arkasında, benim gibi delikanlının arkasında da hiç kimse yok senden başka. Ben sana dedim ki git adamla konuş. Gittin adamı vurdun. Sattın mı seni?
Benim sana yapabileceğimi ben sana söylüyorum. Hı-hı. Elimden geleni söylüyorum. Hı-hı. Sana 10 günde 1000 lira para göndereceğim. Hı-hı. Seçimlere kadar kendini idare et diyor. Ondan sonra seçimlerden sonra da senin dükkan işini bir çözüyoruz. Hı-hı. Tamam. Çözüyoruz. Ondan sonra da sana güzel, ya sigortalı güzel bir iş, anladın mı? Ya da para kazanabileceğin bir iş bağlıyor. Bu ceza ağır cezaya gidiyor. Hı. Şu an bir ay sonra, 10 gün sonra HTS kayıtları geldiği zaman hepimizi tutukluyorlar. Geldiği zaman hepimizi tutukluyorlar. Hepimiz burcaya gidiyoruz. Ama benim buradan en ufak bir cezayla yırtmanı sağlayayım. Sen bana dedin ki bunu sustur. Sustur dediniz. Sustu oğlum, sustu. Ömrünün sonuna kadar bu adam konuşmaz. Sen, Allah göstermesin, bir sıkıntı yaşadın. Cezaevine git. Ya ben varım diyorum sana. Avukat avukat. Anladın mı? Bakmak bakmak. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Şimdi neye kızıyorsun biliyor musun? Ben parasında değilim. Ben bu işi yapmışım. Yaptırmışsınız bana bu işi. En azından bir telefon aç. Evet. Şunu söylüyorum Mete. Seçim kazanılıyor. Seçim bitiyor. Bittikten sonra yanlış anlama. Bunu başkanla bir şekilde yolunu buluyoruz. Konuşuyoruz. Bana düğün yapabileceği. Tamam. O yukarıdaki yok mu? Deli gibi para kazanıyorlar. Tamam. Dün sevgililer günü, 300 tane araba vardı önünde. Dinle, bak şimdi, bak bir şey. Biz de bari bir şeyler dinle, yapalım dinle. Mete, gözünü seveyim. Ben sana bir şey söylüyorum. Başkanı satan var mı Mete? Yok. Seni satan var mı? Yok. Birini satan var mı? Fahrettin'i, Kürşat'ı, hepsi bu işin içinde, hepsi beni yapacağımı yapmadan önce hepsi bu işi bilen insanlar. Bir satan var mı? Yok. Kendimi mahvederim, gene sat. Olcay Acar daha sonraki ifadesinde ses kaydında konuşanın kendisi olduğunu, fakat diyalog halinde olduğu Serkan Acar'ın şoförü Mete Vural'ı tanımadığını ifade etti. İfadeye çağrılan Ali Ağa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fahrettin Akış ise diğer sanıkların aksine Olcay Acar'ı tanıdığını, fakat azmettirici olmadığını, Acar'ın kendisinin Ertekin Gültekin'i susturacağını söylediğini belirtti. Akış, ben adam vurdurtmadım demişti. Kayıtların iddianameye girmesinin ardından Mete Vural, Olcay Acar ve Fahrettin Akış ile birlikte 6 sanığa yaralama ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı. İddianamede ses kayıtları delil olarak kabul edildi. Gültekin'in işaret ettiği Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Serkan Acar da yaptığı değerlendirmede, Gültekin'in psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek kendisi hakkında yazılar kaleme aldığını ifade etti. Saymaz'ın şoförü Mete Vural'ın Acar'a susması için neden para verdiğini ve seçim sonrası işe almayı vaat ettiğini sorması üzerine Acar, bana Mete böyle bir konuşmanın olmadığını söyledi, yanıtını verdi. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar hakkında iki tehdidi davası daha vardı. Birisi İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi tehdit etmekten, diğeri ise Ali Ağa Ekspres gazetesi sahibi Bülent Pınarbaşı'nın sosyal medyada tehdit etmektendi. Şimdi tabi bunları dinlediğimiz sevgili izleyiciler, aslında işin şey tarafı şu, bugün birçok iktidara muhalif olan belediye başkanları ile ilgili bir olay olduğunda, çok küçük bir olayı bile çarşaf çarşaf saatlerce televizyon kanalları, iktidara yakın olan televizyon kanalı maalesef işliyor. Ve hatta yargı üzerinde çok etkileri oluyor. Çok küçücük bir olayda bile işte tekrar o kişiyi tutuklatabilir ya da işte şey yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla şimdi böyle bir olay. Şimdi ses kayıtları ortada. Şimdi mağdur beyanları var. Başkanın şoförü olan kişinin konuşmaları var. Kendi cümlesi içerisinde bakın başkanı sattın diyen bir açıkçası bir tetikçi var. Şimdi adam bu konuşmayı kendisinin yaptığını fakat karşısında kim olmadığını söylüyor. Çelişkili ifadeler var. Şimdi dolayısıyla yani bir de bu ses kaydının savcılık tarafından kabul edilişi var. Şimdi soracağım. Ben şeyi çok merak ediyorum. Acaba bu olayın sanıkları tutuklu mu? Tutuklandı mı? Çünkü birine tokat attığınızda bile savcı alıp sizi gözaltına alıp kişinin şeyine göre, vasfına göre değişip tutuklayabiliyor. Çok olaylar gördük. Açıkçası şu an şaşkınlık içerisindeyim. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii konuşmaları dinledik. İlk bu konuşmalar size geldi. İlk duyduğunuzda ne hissettiniz? Yani en azından bir yargı mensubu olarak dediniz mi evet ya dava çözüldü, bak en azından olayın failleri bulundu, en azından yargılanabilecekler.
Ne yaşadınız bu süreçte? Tabii ki ilk etapta tabii ki şok oldum ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman. Biz zaten şüphelilerle ilgili bir takım bizim de kafamızda şüphelerimiz zaten vardı. Ses kaydını dinledikten sonra daha da emin olduk ve ben hemen savcılığa onu bir üst yazıyla birlikte teslim ettim. Biz şimdi bu ses kaydına kadar, müvekkilimin başına gelen yaralama olayına kadar bunun ilk olmadığını özellikle belirtmek istiyoruz. Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar 2019 seçimlerinden sonra özellikle Cumhur adayının, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aday gösterildikten sonra seçimleri aldı, kazandı. Ama bir önceki dönemde de aynı zamanda belediye başkanlığı görevini yürüttüğü döneme ilişkin bir takım faaliyet ve icraatları dolayısıyla ilçede de bir takım dedikodular dolaşmaktaydı. Ayrıca bu faaliyetlerin bir kısmı suç teşkil ettiği iddiasıyla adli mercilerce de halen soruşturulmakta. Bir takım soruşturma dosyaları da devam ediyor. Özellikle ikinci kez seçimi almasından sonra ve bu kez Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gösterilmesinden sonra biz inanılmaz bir güç zehirlenmesi yaşadığını fark ediyoruz. Çünkü müvekkilimin başına gelen olay ne ilk ne son. Öncesinde az önce de bahsedildiği gibi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'ye yönelen bir tehdit ve hakaret fiili var. Belediye çalışanlarından bir işçinin maaş alamadığını dile getirdiği için kalabalık bir ortamda belediye başkanı tarafından tokatlanması olayı var. Bunlar yargıya intikal etti ve halen devam eden süreçler. Ayrıca belediye meclis üyelerine bir önceki çalışma döneminde belediye meclis üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ondan ceza almış galiba. Ceza aldı 11 ay ceza aldı. Yani belediye başkanı Serkan Acar'ın fiillerinin artık bir öfke patlaması boyutunda olduğunu görüyoruz. Ve en son sıcağı sıcağına geçen hafta meydana gelen bir olay var. Bizzat kendi ismini yazarak belediye meclis üyesi yapılmasını sağladığı, aynı zamanda kendi partilisi olan Fatih Kürşat Kaplan, ki şu an o da benim müvekkilimdir. Ona bir saldırısı gerçekleşti geçen hafta. Müvekkilimizin tabii ki iddialarına göre, şu anda soruşturma aşamasında olduğu için müvekkilimizin iddialarına göre makamına çağrılması ve işte senin sorunun nedir, neden son toplantıya katılmadın diye başlayan bir görüşme sonunda belediye başkanı Serkan Acar'ın öfke patlamasıyla müvekkilinin üzerine yürümesi, saldırması, yumruklaması, araya giren ve bazı müvekkilimizi elleriyle arkasından tutan bazı şahısların da bu olaya iştirakiyle gerçekleşmiş bir olay var. Tabii ki bunlar şu an müvekkilimin iddiaları boyutunda. Evet. Deliller henüz toplanma aşamasında, savcılık tarafından soruşturulması da yürütülüyor. Yani burada önemli üzerinde belirtmeye çalıştığımız şey, belediye başkanının müvekkilim Ertekin Gültekin'e yönelen bu hareketi, olayı, ki biz onun azmettirici olduğu konusunda inancımız tamdır. Ne ilk ne de son. Ama ne yazık ki Ertekin Gültekin'le ilgili olay sonrası, Ali Ağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekipleri, ki onlara çok teşekkür ediyoruz, o kadar özenli ve güzel bir çalışma yürütmüşler ki hemen akabinde olaya karışan şüphelilerle ilgili, şüphelilerin müvekkilime öncesinde yaptıkları takiple alakalı, takip ettikleri aracın birebir an be an hangi noktalarda ilçede ne şekilde hareket ettiğine dair MOBESE kayıtlarına da ulaşarak çok güzel bir dosya hazırlıyorlar ve hemen şüphelileri gözaltına alınarak ifade işlemlerine başlamışlar. Burada gözaltına alınan şüphelilerden 1999 doğumlu en genç Tolga Can Ata isimli bir şüpheli var. Bu yaşının verdiği de belki o heyecanla ve olayın sıcaklığıyla birebir olayı bütün ayrıntılarıyla polisteki ifadesinde dile getiriyor. Müvekkilimi olayın öncesinde şahıslar tarafından 2 ay boyunca adım adım takip edildiği, evden kaçta çıktı, kaçta evine girdi, hangi güzergahları kullanmayı tercih etti, nerelere uğradığı konusunda kapsamlı bir şekilde takip ettiklerini, bu olayı gerçekleştirmeleri karşılığında 100 bin lira para teklif edildiğini ve bu paranın olayı gerçekleştiren failler arasında paylaşılacağını, müvekkilimin yaptığı paylaşımların belediye başkanını çok rahatsız ettiğini ve susturulması talimatı verildiğini gibi, ayrıca olay günü de yine bu sanıklardan Yusuf'un
müvekkilimin aracının lastiklerini patlatmak suretiyle müvekkili daha savunmasız hale getirdiğini, bütün bu ayrıntılarla bu çocuk bu şekilde ifadesini veriyor. Ama bir gün sonra, tam bir gün sonra 20 Ocak'ta savcılıkta bu kez ifadesi alınacağı zaman bu arkadaş geliyor ve ben dün söylediklerimi uykuluydum. Ne söylediğimi hatırlamıyorum, hiçbirini kabul etmiyorum, suçlamayı da kabul etmiyorum gibi tamamen ifadesinden vazgeçiyor bu ifadeden de. Daha sonra az önce bahsettiğiniz ses kaydı benim aracıma takılıyor. Tabii ben inceledikten sonra hemen bunu savcılığa bir üst yazıyla ilettim. Ve ses kaydındaki konuşmalarda az önce bir kısmını da yayınladınız zaten. Özellikle tetikçi olduğunu düşündüğümüz Olcay Acar'ın İtiraf ediyor zaten. Yani ben sizi sattım mı, başkanı satan var mı diyor açıkça. Ve tabii siz tamamını yayınlama şansınız yok. Daha uzun bir kaset bu. Devamında, konuşmaların devamında ben milyon dolar verseler bu işi kimse için yapmazdım ama Serkan Acar için yaptım. Neden Serkan Acar şu an benim arkamda durmuyor? Ben yalnız bırakıldım. Başkan devreye girsin. Adli makamlardan da benim üzerimdeki şüpheyi çeksin şeklinde şimdi, ricaları var. Avukat Hanım, bir örnek vereceğim. Buna benzer bir davada Foça Belediye Başkanı şu an yargılanıyor. Evet. Foça Belediye Başkanı'nın kişilerle hiçbir diyaloğu yok. Bir telefon kayıtları yok. HTS'den bir şey çıkmıyor. Bilmem ne yapmıyor. Ve vuran kişi diyor ki, başkanım bunlar size haksızlık yaptı, biz yerine yaptık diyor. Ve şu an Foça Belediye Başkanı yargılanıyor. Şimdi MHP'li belediye başkanı, yani iktidara yakın olan belediye başkanından bahsediyorum. Şimdi ifadeleri var. Sanığın kendi ifadesi var. İşte biz sizi mağdur etmedik, başkan ismini vermedik diyor. Peki başkanla ilgili açılmış bir dava var mı? Hayır. Hayır. Ben az sonra ona da gelecektim zaten. Müvekkilimin yaralanma olayından sonra da hastanede polis tarafından hastane odasında alınan ilk ifadesinde ben bu olayla ilgili olarak belediye başkanı Serkan Acay'dan şüpheleniyorum. Çünkü bir süre önce bana başıma bir şeyler gelebileceği yolunda beni tehdit etmişti diyor. Bakın bu kadar açık bir ifadesi var. Için bile ifade ondan veriyor. Şüphelendiğini söylüyor. İkinci olarak ben ses kaydını savcılığa sunuyorum ve sunduğum üst yazıda ısrarla ses kaydında az önce bahsettiğim ifadelerden dolayı belediye başkanının da şüpheli olarak dosyaya dahil edilmesini ve ifadesinin alınmasını talep ediyorum. Buna rağmen savcılıktaki soruşturma aşamasında hiçbir şekilde belediye başkanı dosyaya dahil edilmedi. Şu anda soruşturma bitti ve kovuşturma aşaması, yani mahkemeye intikal etti ve yargılaması başladı. Ali Ağa 2 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor. Biz yargılama sürecinde en azından artık bundan sonra sanık olarak dahil edilmesi yolunda taleplerimizde bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Tabii ki bundan sonrası mahkemenin takdirinde olacak. Peki bu süreçte şimdi bir yargı süreci devam ediyor ve siz konunun şu an ki bu arada tebrik ederim. Bu cesaretiniz olayı da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir görüşme talebi oldu mu belediye başkanının avukatından ya da şeyden size bir hayır, talep hayır, geldi hayır. Hiç o şekilde bir talep gelmedi bana. Herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Peki ne olacak bundan sonraki? Rotanız ne olacak? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani yargılama süreciyle ilgili, çünkü ortada şöyle bir yanlış var. Şimdi kurşunu sıkan adam ben yaptım diyor, tutuklu değil. Değil. Azmettiren değil. İtiraf ediyor. Ben her ay sana para vereyim diyor. Bu tutuklu değil. Açıkça bu görüşmeler kayıt altında. Bir taraftan işte mağdur olan diyor ki ben başkandan şüpheleniyorum, başkanın ifadesi alınmıyor. Nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Ne yapacaksınız? Yani Türkiye'de işte yargının bu kadar tartışıyor da olmasının... Geldiği nokta maalesef. Ben 29 yıllık hukukçu olarak yargının geldiği bu noktadan çok büyük hicap duyuyorum. Aynı zamanda belediye başkanı da hukuk fakültesi mezunu ve avukattır, meslektaşımdır. Özellikle hukukçu bir kimliği olduğu halde göreve geldiği 2014 yılından bu yana Ali Ağa'da biz iç huzurun, sosyal barışın yok edilme noktasına geldiğini görüyoruz. Belediye başkanı kendisine muhalif olarak gördüğü herkesi bir şekilde susturma ya da etkisiz hale getirme çabası içerisine girdi. Ali Ağa'da artık siyaset o tatlı bir rekabet dozundan çıktı, keskin bir ayrışmaya dönüştü. 2014 yılından bu yana Ala'da sosyal barış maalesef bozuldu. Çerçevesini çizdiğim şekilde maalesef yasalar önünde herkes eşit olmasına rağmen ve suç işleyen her kim olursa olsun adli mercilerle soruşturulması ve hak ettiği cezayı alması gerekirken ve yine sizin verdiğiniz örneklerde olduğu gibi
Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalif görüşte olan başkanların başına gelenleri görüyorsunuz. Ha, parantez içerisinde suç işleyenler açısından tabii ki onlar da hesap vereceklerdir. Evet. Ama biz Alaa'da Belediye Başkanı Serkan Acar'ın özellikle ittifak adayı olarak seçildikten sonra inanılmaz bir ego ve özgüven patlaması içerisinde artık güç sarhoşluğu içerisine girdiğini, yasaları pek de takmadığını, çünkü bizzat başka bir dosya dolayısıyla da belediye aleyhine bizim kazanmış olduğumuz bir mahkeme kararı elimizde ve 5 yıldır biz bunu belediye başkanına uygulatamadık mahkeme kararını. Ki bu aynı zamanda görevi kötüye kullanma suçunu da oluşturduğu halde yaptığımız suç duyurularından hiçbir sonuç alamadık. Maalesef hem bir takım adli mercilerce hem de bir takım bürokratik kimliği olan kişilerce koruma altına alındığını maalesef görüyorum. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi işte durum böyle olunca işte insanların da yani siz bir hukukçu olarak bu kadar zerzenişte bulunuyorsunuz ve konuyu takip etmenize rağmen, üzerine düşmenize rağmen, bütün verileri, bütün delilleri sunmanıza sunuyoruz rağmen ısrarla işte talep bunu ediyoruz. Yaşıyorsa vatandaş ne yapacak? Şilem Hanım yani düşünün, işte onu da şey, buradan da sevgili savcılarımıza seslenelim. Yani hani şey var ya, bu adalet herkese lazım. Yani geçmiş dönemlerde bunları yaşadık. Birçok kişi aklandı, işte kollandı ya da başka şeyler oldu. Sonuç itibariyle yargı tartışma sürecine girdi. Şimdi dolayısıyla burada sayın savcıların, özellikle Alaa'da bu dosyaya bakan sayın savcıların, suçlu kimse istersen belediye başkanı olsun, istersen olmasın. Zaten böyle bir belediye başkanı yargılansın, böyle bir talep yok. Sadece belediye başkanı gelir ifadesini verir. Yargıda onun bunlarla bir hukuki ilişkisini bulursa tutar yargılar. Bu kadar basit ama sizin ilk gün ifade üzerinde ne kadar geçti? 17 Ocak'ta verdim. 16 Ocak'ta verdim. 2019'da yaklaşık 2 yıl olmuş ve belediye başkanından şüpheleniyorum diyor. Bir satır ifadesi alınmamış. Alınmıyor. Şüphelenmiyorum. Yani, yok yani siz şüphelenin diyorsunuz. Yani ben daha hafifletip söylüyorum. Yani belediye başkanı yaptırmış olabilir diyorum mesela. Yani şunu pardon, şunu söylemek istiyorum. Bırakın şüpheli sıfatıyla çağrılıp ifadesinin alınmasını. Bu kadar ısrarla isminin geçtiğini zikrettiğimiz halde yazılı taleplerime rağmen bilgisi alınan sıfatıyla dahi bir kez daha çağrılıp dinlenmedi. Hiçbir Allah yardım şekilde. Etsin yani. Sizin şimdi belediye başkanının şöyle bir özelliği var. Algı operasyonu. Ben ilk vurulduğumda sustum. Bir hafta geçti. Yok ben uyuşturucu falan ticaretiymiş, ondan oldum. 10 gün geçti. Ben yataktayım. Amcam arıyor. Öz amcam ya. Diyor biz para mı aldık? Amca dedim bari mantıklı bir fiyat söylesinler. Ben ameliyata o parayı verdim. Ameliyata verdiğim parayı söylüyorlar. 11 kere. Ondan sonra yok işte ahlaka, namusa. Ben döndüm ki bir insanın namusuna laf söylüyorsan ve o insan 6 ay sonra senin evin önüne tetikçi gönderiyorsa bu biraz kavramın dışı değil mi? Yani namusuna laf söyledim aynı gün aynı dakika çeker. Ya anlaşılan şu, sizi de suçlanmak için üzerine çok ciddi baskı. Şimdi hayır, genel şey. Ondan sonra işçiler işten çıkardı 2019'a geldiğinde. İşçilerin son bodrolarına işte izinleri, yıllık kalan izinleri hepsini ekledi 14 bin lira yapıyor. Alttaki rakamı kendi yandaşlarına verdi. Bütün herkese daha 14 bin lira maaş alıyorlar. İyi olmuş. Ben evde duruyorum. Bir arkadaşım arıyor. Böyle mi oldu? Bir arkadaşım arıyor. Siz Tolgalarla mı? Ya ben abimin yanında çay içmekten geliyorum. Hiç yanına gitmedim. O gün görüşmedim. Arkadaşlarla içki içmekten geliyorum. Hiç yani oturup konuşuyorum. Yani sürekli belediye başkanının yaptığı bir şey var. Bir olayı yapıyor. Sonra yandaşlarına hemen şehir efsanesi dedikodusuyla İşçileri 14 bin gösteriyor bir diğerini. Ben burada sadece Serkan Acar kısmını değil, genel olarak demin savcılara seslendiniz. Benim burada gördüğüm, Türkiye'de genel anlamda gördüğüm en büyük sıkıntı mesela rahmetli Kamer Genç. Hangi partiden, bağımsızdan girse kazanıyordu. Çünkü o bir milletvekiliydi. Burada en büyük sorun herkes, ya yani mahalledeki delegesinden, ilçesindeki yöneticisine, milletvekiline kadar herkes dış işlerini, sorumluluğu, dış siyasetle, iç siyasetle, yargıyla hiç kimse toplumsal kendi kısmıyla ilgilenmiyor. Milletvekilleri kendi bölgelerinden, yani bunu parti olarak yani söylemiyorum. Parti milletvekillerinizden mi istemiyor? Hayır, sadece onları değil. AK Parti, bütün MHP fark etmez, bunların hepsi burada seçilenlerin İzmir milletvekili ve ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir milletvekili olan bütün vekiller benim vekilim. Evet. O parti, bu parti yok ama işte
kendi kapısının önünü süpürmeden insanlar siyaseti sadece Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek yaptığı sürece, kendi kapımızın önünü temizlemediğimiz sürece bu böyle küçükten başlayarak büyüğe yanlış. Yani geçenlerde de dediğim gibi engeller günüydü. Söylediğim bir söz vardır. Benim için en büyük engel bedenin duymaması, görmemesi, yürümemesi değil. Konuşabilirken susmak, duyabilirken duymazdan gelmek, gördüğüne sessiz kalmak benim için en büyük engeldir. Şimdi Çiğdem Hanım, yani son yaşadığımız olaya bakarsak, hani Kürşat Bey'in darp edilmesiyle ilgili duruma da bakarsak, aslında belediye başkanı biraz şiddete meyili var. Meyili var. Yani var, kendi tabii. ifadesi, meclis üyesinin ki yakın aile dostu olduklarını ifade ediyor ve belediye başkanının kendisini çağırdığını, hatta sakinleştirmeye çalıştığını, artık nasıl bir içeride nasıl kaygılanıp nasıl bir korku içerisine girmişse durduruyor. Yani bir taraftan adamı vuruyorsun ama bir taraftan adam dur diyor. Yani çünkü şu duygu var. Hani daha ileri gidebilir mi acaba? Hani bu yumrukta kalmayacak herhalde. O duygu var. Yani bunu da şey yaparsak, yani bir onu da bilemiyorum ama nasıl olur? Bir tedavi ya da bunun için bir şey gerekebilir mi acaba? Yani bir tabii ki ben sağlıkçı değilim. Ama gördüğüm... Çünkü çok insandan bunu duyuyorum. Yani mesela belediye başkanı sinirlendiğinde kriz geçirip işte bu tip şeyler var. Yani bir şirket avukatı, bir meslektaşım görüşmeye gelmiş kendisiyle bir süre önce yaşanan bu olay yine de. Yine belediye başkanı Serkan Acar'la artık ne görüştüler, konuştular tabi bilemeyiz. Çok sinirleniyor başkan, öfkeleniyor. Meslektaşım odasından çıktıktan sonra arabasına binmek üzere belediyenin arkasındaki otoparka geçtiği anda makam şoförü, bizim olayımızın da sanıklarından Mete Vural, yakalıyor ve orada hem tehdit ediyor hem darp ediyor. Dövülüyor meslektaşımız. Yani bu da, bakın bu da olaylardan biri. Yani bu bir değil, iki değil, artık çok fazla sayıda şiddete yönelen eylemler olduğu için dile getirmek durumundayız. Evet, vallahi... Ben sağlıkçı değilim ama herhalde belediye başkanının öfke kontrolüyle alakalı bir problemi olduğunu anlamak için sağlıkçı olmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Evet. Vallahi durum bu sevgili izleyiciler. Şimdi tabii bu olayın peşini bırakmayacağız. Biz de takip edeceğiz. Şimdi tabii bunları konuşurken şimdi ben de tedirgin oldum. Şimdi yarın bunları konuştuktan sonra şuradan çıkarken bir telefon falan gelir mi? Bize gelemiyorlar buraya ama tabii Aliada yaşayanlar için durum böylese durum gelebilir. Allah yardım etsin. Hazırlıklı olun, gelebilir. Ben yani son bekleme yapacaktım. Evet, yayınımızın süresini açtık. Tabii. Sağlık kontrolünün yataktan kalktığımın 4. 5. ayıydı. Emot Hastanesi'nde ameliyatımı yöneten Tahir Bey ve özel fizik tedavicim Tansel Bey. Şey dedi bana Tahir Bey, dedi uzun süreli yatan hastalara dedi psikolojik tedavi, hani doktorla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Ben de o zaman söyledim. Tahir Bey'le de ulaşabilirsiniz, numarasını iletebilirim. Dedim çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Ya normalde insanların zaten yurt dışındayken ayda bir gidiyorlar. Bunda bir sıkıntı yok ama Türkiye'de psikologlar yaşanan olayla ilgili terapi yerine direkt antidepresan veriyorlar. Dedi karşı mısın? Hayır dedim, karşı değilim. Yalnız ben kendimi iyi ederim. Karşımdakiler bu psikoloji şey dediklerinde yarın öbür gün bana mahkemede bunu önüme atacaklar. Evet. Beni bu suçlamayla daha sonra... Psikolojik tedavi görüyor diye. Onu yapacaklar. Daha sonra 8 ay sonra bunu... Halk TV'den İsmail Saymaz arayıp sorduğunda, temin yayında da yaptığımız gibi bunu söylemiş ve ben İsmail Saymaz'a da diğer habercilere de fizik tedavicimin doktorumun numarasını verdim. Aramışlar, doktorum bana, yani gittim dedim gördünüz mü? Ya dedi sen bunu bir sene önce düşündün mü? Dedim bu adamın sürekli şeyi bu. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Zekasıyla başa çıkamadığın adını deliye, elde edemediğiniz bayanın adını kötüye çıkarırsınız. Yani Einstein'ın dediği gibi de zeki olmanın en kötü yanı salaklar tarafından deli zannedilmektir. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Size verdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son bir şey sorayım. Bu Kürşat Bey'in şeyiyle ilgili davasını falan geri çekmedi değil mi? Çünkü öyle bir şeyler çıktı. Hayır. Süreç devam ediyor. Hayır. Ya Kürşat Bey'in şikayetçi olmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği sırada bir takım siyasi kimlikli kişilerin gelip kendisiyle görüştüğünü ve etkilemeye çalıştığını duyumunu biz de aldık. Ama müvekkilim şu anda şikayetinden kesinlikle vazgeçmedi. Şikayetçi olayın soruşturması da bizzat Ala Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülüyor, soruşturma dosyası. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz fırsat verdiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Demokratik Sol Parti Genel Başkanımızı bizimle birlikte olacak. Şimdi
Evet, olayı gördünüz. Durum bu. Ama bu, biz de bu olayın bundan sonra takipçisi olacağız. Umuyorum ki adalet yerini bulsun. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın. Bu olayı kim yapmışsa ki ben beyefendinin çektiği acıları az çok tahmin edebiliyorum. Konuşurken de anlatmıştı. Zor bir durum. Umuyorum ki en azından onların da yüreğine bir su serpilir, adalet yerini bulur.